Serdar, çok geç dönebiliyorum. Kusura bakma, şimdi haberim oldu aradığında. Ne haber, nasılsın? Vallahi hiç iyi değilim. Böyle bir boşluk, bir karamsarlık, böyle bir hissizlik. Geçen hafta ikinci kez Menajerimi Ara dizisine konuk olan Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'le Yeniköy'de bir bankta otururken kameralara takıldı. Parkuru kısa kesmişiz bugün. Yok bayağı. Normalde bebeğe kadar gelirdi biz ama. Bu sefer Yeniköy'e gittik, ters tarafa. Ters taraftan gittik. Nasıl, iyi misiniz? Şükür abi. Hava güneşli. Bugün herhalde uzun zaman sonra güzel bir hava oldu. Fırsat. Evet abi. Alıyoruz buradan güneş. Bak. Serdar Bey, şimdi yıllardır size sahnelerin yıldızı, sahnelerin pop yıldızı diyorduk ama bundan sonra da Beyaz Cam'ın starı diyeceğiz herhalde. Menajerimi aradı. Çok zevkliydi, çok iyiydi. Nasıl bir ortamdı? Bizim orada çektik, ofiste. Ekip çok profesyonel. Mesela ben 30 tane klip çektim. Saatler sürüyor. Bunlar hemen geldiler şakır şakır anında. 2-3 kamerayla. Ünlü popçu, Menajerimi Ara'nın Çınar'ı Fatih Artman'ın oyunculuğunu övdü. Çok iyilerdi. Yapımcıdan acayip memnun kaldım. Sizin için güzel bir an olmuştur mutlaka. Profesyonelce böyle bir sözleşme gelirse önünüze, istiyoruz Serdar seni oyuna derlerse ne yaparsınız? Yaparım. O çocuk Fatih'ti galiba. Dizideki ismini Çınar. Evet, tamam. Çok iyi bir adam. Yani iyi bir oyuncu. O yüzden çok rahat geçti. Bana teklif gelirse de yaparım. Nasıl tepkiler geldi? Bakmadım. Seçil Gür, 16 Şubat'ta 51 yaşına giren Serdar Ortaç'a olan aşkını İstanbul Şahit Seni Çok Seviyorum mesajıyla sosyal medyadan ilan etmişti. Gür, fenomen dizide rol alan sevgilisinin oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi. İyi bir dizi izleyicisi misiniz? Önce onu soracağım. Hiç değilim. Çok üzgünüm ama hiç. Yani 10 senedir televizyon izlemiyorum zaten. Dizi hiç izlemiyorum. İzliyor da yani işte çok... Ufak şeyler yani. Serdar Bey'i peki ekranda nasıl buldunuz? Oyunculuk yönünü harika, nasıl buldunuz? Harika buldum. Dedim ki neden senelerdir beklemişsin bu kadar? Olmalı değil mi ekranda? Kesinlikle. Çok yakışıyor. Bir de gerçek şeyi de söyledim ama. Bakayım. 10 sene önce olsaydı bence bu kadar başarılı olamazdım. Yani muhteşem bir özgüven ve rahatlık var artık. O da sanırım yılların deneyimi. Onu izlemek keyif de o yüzden. Sizin etkiniz var herhalde Serdar Bey. Olmaz mı? Yani aşkı görüyoruz bize. Özgüven vermemesi mümkün değil yani. Var şükür. Serdar Ortaç ve Seçil Gür çifti sevgililer gününü nasıl geçirdiklerini anlattı. Geçtiğimiz günlerde de 14 Şubat'ta. Evet. Nasıl bir gün geçirdiniz? Güzel. Sürprizle mi başladı günü? Yok, sürprizle başlamadı. Çünkü diğer günlerden farklı bir gün değil bizim için. Anneler günü de benim için bir gün değil. Babalar günü de değil. Sevgililer günü de o günlerden herhangi bir günden biri. Tamamen kapitalist bir gün yani. Günlere çok anlam yüklemiyorsunuz yani. Yok, hayır. Kapitalist. Evet. Serdar Bey parayı sever aslında. Kapitalizm var. Ya nereyi sever benim? Benim ne alakam? Sizin için özel günler değerli peki Serdar Bey? Değerli tabii. Bakma onun öyle söylediğine be. Sen de sürprizlerini yaptın. Değerli de artık çok sıradanlaştı. Daha büyük dertler var ya. Çok özel değilse mesela sürprizler yaptı dediniz. Ne gibi sürprizler? Nelerle karşılaştınız? Arkadaşlarını ayarlamış, hepsi pasta yaptırdı, herkes tebrik etti. Yani klasik yaş günüydü ama. Yaş günü değil, sevgililer günü. Ay sevgililer günü, pardon kafa gitti. Sevgililer gününde onu söylemeyeyim. O özel sürpriz yaptı. Ortaç ve Gür evlilik sorusuna yine kısmet yanıtını verdi. Hani bir yüzüktü, bir evlilikti, bir nikahtı, bu tarz bir sürpriz bize de gelir mi? Aileler arası böyle sürpriz. Kısmet ya, belli olmaz. Kısmet evet. Değil mi? Evet, öyle. O kadar. Bu arada bir albüm çalışması içindesiniz sanırım Serdar Bey. Şimdi Ozan Çolakoğlu bir tane Serdar Ortaç koleksiyonu albümü yapıyor. 20 tane şarkı seçiyor. O 20 tane şarkıyı diğer sanatçılara okutacak. Kendi aranjeleyecek. Böyle 20'lik bir Serdar Ortaç sahibinin sesi. Best of Serdar Ortaç. Best of gibi bir şey yapıyor, evet. Kimler olacak? Kimlerle görüşecek? Onu bilmiyorum. Ozan hepsini konuşuyor. Ünlü popçuya Ozan Çolakoğlu'nun hazırlayacağı koleksiyon albümünde hangi sanatçıların olmasını istediği soruldu. Yani bilsem ki Sibel Can okur, Ebru Gündeş çok iyi okur. Mesela Ebru Gündeş hangi şarkı okur? Bilsem ki okur. Ondan sonra yani çok iyi olur tabii. Mesela bir Kenan Doğulu geliyor benim aklıma. Tarkan geliyor, bunlar olsa. Tabii yani. Kenan Yaz Yağmur'unu çok güzel okur. Tarkan? Tarkan keşke okusa,
Ona da çok güzel şarkılar var. Mesafeyi okur işte şu çalan. Seçil Değmez'i okuyacak mesela. Serdar Bey'i sizi tanımadan önce kimde evet. Çok anlamlı, çok size bir şey ifade eden bir Serdar Ortaç şarkısı var mıydı? Bilsem ki tüm dünyaya ifade eden, yani sırf bana değil, bilsem ki evet. Onu severdim. Severdim. İlk tanıştığımızda da. Serdar Ortaç'a Alpay'ın 1996 yılında aramızdan ayrılan Zeki Müren hakkında sarf ettiği "Türk müziğini katletti, ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'ye kötü örnek oldu" şeklindeki eleştirileri de hatırlatıldı. Serdar Bey, bu arada Alpay'ın Zeki Müren'le alakalı yaptığı açıklamalar o kadar çok konuşuldu ki herkes cevap verdi. Sizin bir yorumunuz olacak mı? Ben bilmem abi. Bilsem ki dediğiniz oraya mı? Gel abla gel. Çeksinler. Vallahi ben bilmem. Ünlü popçu pandemi nedeniyle ara verdiği konserlere yavaş yavaş başlayacağını sözlerine ekledi. Ben şimdi aldım 2-3 tane konser. Mart'ın hatta 6'sı mı 16'sı mı? Tabiplerle ilgili bir doktorlar işi galiba. Daha bakmadım da. Ya şimdiden aldım 3-5 tane. Almaya başladınız. Tabii tabii. Oradan açılıyor yani. Açılıyor şükür oldu. Şükür. Evet. Düzgün bir şekilde açılıyor herhalde. Ama dikkat edin, biliyorsunuz en son Demet Akalın Uludağ'a gitti, sus, konser almaya gidiyorum dedi. Covid aldı, geri geldi. Evet. Ama Uludağ çok iç içeydi ya. Çok kalabalıktı. Konser daha şey olur, tedbirli olur daha sanırım. Daha tedbirli bir ortamda başarılı yaparız. Tabii ona göre tek tek alırlar. Var mı? Tamam. Çok sağ olun. Var olun abi. Sağ olun. Var olun.